Fenerbahçe ve bu anlamda hakkını vermek lazım. Yani YSK 300 bir kere kazanan bir koç. Nasıl kutlama yaptığını da görüyorsun. ya. Yani. Biraz da MVP'yi konuşalım. E çok benzerine rastlamayacağımız bir hikaye. Her yönetime dönüp sorsan. son yılında hani Clyburn'u alır mıydın desen. Aman aman. Dediğin yani. gibi ama almazdım <laughs> muhtemelen der. DJ Shorts da gümbür gümbür geliyor ya. Yani. Merhaba Maçkolik ekranına hoş geldiniz. Sabah atışında ufak bir sürprizimiz var. Bugün Didem ve ama yerini ben doldurmaya çalışacağım. Her zamanki gibi sevgili Can İşbakan'la beraber. Bugün Türkiye Kupası konuşacağız. Fenerbahçe Beko finalde çok baskın oynadığı bir maçla Anadolu Efes'i devirdi ve kupaya uzandı. Hem maçtan öne çıkanları konuşacağız. Hem diğer kupalarda neler oldu. Şöyle bir Avrupa'ya bakacağız. Hem de kalan detayları paslaşacağız. Can hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Bu kadar net bir final bekliyor muydun? Öyle başlayalım istersen. Çünkü ilk çeyrekten itibaren Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'nun çok ağır bastı. Evet. İlk bir iki dakikayı belki kenara bırak ama sonrasında tamamen iplerin Fenerbahçe Beko'da olduğu final gördük. Seni şaşırttı mı bu kadar baskın bir basketbol? Yani açıkçası ben biraz daha özellikle belli bölümlerin daha rekabetçi olmasını bekleyip beklerdim, özellikle Anadolu Efes tarafında. Ama Fenerbahçe Beko'nun bu anlamda hakkını vermek lazım. Dediğin gibi ilk baştan itibaren net bir oyun planı, ne yapacağıyla ilgili net bir fikir ve çok ciddi bir keskinlik var. Zaten Fenerbahçe Beko kupada hani Konya tarafında özellikle. E, önce Beşiktaş maçını e, ilk çeyrekte bitirdi Gerçekten çok ciddi sürüklese ettik karşılaşmayı. Devamında Efes maçına da aynı ritime girdi. E, yani çok istekliydi. Çok kararlıydı. Bunu da sahaya yani her oyuncusuna yansıttı. Rotasyona baktığın zaman zaten e, Fenerbahçe-Bekon'un her oyuncuyu kullanmış. Her oyuncudan bir şey almış. Tabii. E, bu da bence çok önemli. Çünkü e, sahaya giren çıkan her oyuncunun maçı dokunabileceği yerler ortaya çıktı. E, bunu başardı. Efes tarafında yani dediğin gibi ve biraz daha e, özellikle o yabancı tercihlerinde e, Efes'in her zaman bir soru işareti oluyor. Tabii. Çünkü şimdi Darius Thompson kapalı bir kutu bu sezon ne yazık ki. Ve bu maçtaki gibi olunca. Evet yani çünkü ilk, maç, ilk maçta oyun yapmadı onu Pınar Karşıyaka maçında. Hı -hı. E, Koç Tomic Samyatovic ve e, bu maçta da hani onun daha diri, daha enerjik gireceğini belki düşünerek onu kullandı. Bu bu ay dışarıda bırakmıştı. E, ama beklediği katkı alamadı özellikle. Lakin'i rahatlatmak anlamında. Lakin de tek başına kalınca e, o biraz o zaman savunmadan biraz ekonomi yapmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe orada da çok iyi değerlendirdi. Yani hani maçın başına itibaren bir kere hücum ribandına çok giren bir Fenerbahçe ve Kovac da önemli bir avantaj yaptı. Hem ikinci şanslarını yarattı hem de e, kısa oynadığı için özellikle işte Playz'le Ercan'ı 5 oynatıyor hmm. e, Mijatovic. 4 e, numarada Clyburn'la, Bryant'la, bazen Erkan'la, kısa süreler Ercan'la oynadı. Oralarda hep hücum ribandına girdi. Beraber Ve zaten aldığı 16 hücum bir da 16 sayı çıkarak bir kere orada e, Efes'in ikinci savunma dirençlerini kırmayı başardı. <laughs> Çok baskın olduğu ana konu oydu bence de. Çok doğru söylüyorsun. Evet. 16'yı 7'lik bir hücum ribandı üstünlüğü vardı Fenerbahçe Beko'nun ki ikinci yarıdan bir sahne var gözümün önünde. Koç Tomislav Miatovic'in böyle kenarda çıldırdığı evet. aynı hücumda yayınlanmıyorsam 2 ya da 3 tane üst üste hücum ribandı almış Fenerbahçe Beko. Sol dükkü Melih'in üçlük diye. atıp sonra mola verildi. Aynen eğer. öyle mola istedi. Evet, çok evet, sinirdi evet, ki. Aynen. Hani çok o kadar sinirlendiğini görmeyiz. Ve hep üçlük kadar. oldu onların dönüşü. İkinci evet. ribandlarda bir tanesinde e, Wilbeck'in girdiği dışarıya çıkardı. Hayes üçlüğü buldu. Bir tane Melih buldu. Hep o ikinci şanslamadan üçlükle döndü Fenerbahçe-Beko. Üçüncü bölüm bölümüydü biraz yanlış hatırlamıyorsam. Orada zaten Fenerbahçe-Beko işte 18'e kadar çıkartıp oyunu aslında tamamen kontrol aldığı bir bölümdü. Çok haklısın. ya O hücum reboundu konusu zaten ciddi bir yara. Evet. Ee, Efes'te ki bu aslında biraz oyun konsantrasyonuyla da açıklayabildiğimiz budur. durum. Elbette bazen eşleşmeler, bazen çok fazla switch yaptığınızda rakibi evet. o fırsatları verirsiniz. Ama biraz da her zaman reboundlar dönüp dolaşıp o konsantrasyona gelir. Tabii. Ki zaten Efes'in geçen yıldan beri aslında hep bir sorun yaşadığı, bir türlü çözemediği, karakterinin aslında biraz negatif yönde ilerlediği konulardan biri de o saha iç konsantrasyonu. Evet. Burada da hani bir şaraz takımından bekleyeceğiniz üzere oralara çok eğilen, oralara çok. çok konsantre olan bir Fenerbahçe Beko gördük. O konsantrasyonu sen söyledin, Beşiktaş maçında da hep bir şekilde zaten evet. görmüştük. Burada da öyle. İlk dakikadan itibaren işte sen Efes'te Darius Thompson'ın veremediği katkıdan bahsediyorsun. Hı hı. Diğer tarafa bakıyoruz, Fenerbahçe-Beykoz'da Emre Ekşioğlu ilk beş başlıyor, hiç sırıtmıyor, Aynen müsait öyle. kaldığında o topları atmaktan çekinmiyor. Böyle bir denklem yarattığınızda da zaten çok ağır basıyorsunuz çok. final itibariyle. Biraz da MVP'yi konuşalım. E, çok benzerine rastlamayacağımız bir hikaye bu sezon. Kim hikayesi yani. Yazın gideceği üzerine hem genel bir beklenti yaratıldı hem kulüp tarafından resmi açıklamalar evet. da yapıldı. Sonrasında ard arda yaşanan gard sakatlıkları, onun belki istediği şekilde bir kontrat bulamaması derken bir şekilde o evlilik devam etti. Aynen öyle. Problem yaratır mı sezon içinde diye düşünürken aksine evet. problemi bırak takımın en böyle birbirine bağlayan takımın en tutkal gibi bir tutan parçalarından birine dönüştü Galatasaray ve burada da Türkiye Kupası MVP'si olarak taçlandırdı sezondaki gidişatı. Ya bu aslında hani bana şey de anlatıyor Burak. E, takımın içicinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani ve kalatesin çok büyük bir profesyon olduğunu hep zaten bile getiriyoruz bu anlamda ama e, takım da ne kadar birbirine bağlı bunu görüyoruz. İşte Doğru. 2000 asist barajını geçti Euroleague'de. Onu özel bir, özel Narcilla Ease'in evet. paylaştığı videolarda gördük. Takım da tabii paylaştı ama e, o hazırlık işte 2000 e, asisti açmanın o kutlaması takım halinde e, MVP sonraki o kutlamalar. Kalates takımın içinde çok sevilen bir karakter zaten. Ve beraber de vakit geçirmekten de hoşlanan bir ekipten de burada bahsedebiliyoruz. E bu da oyuna yansıyor. Bir de Kalates tabii işte e, bu maçta bir iki tane önemli üçlüğü de var. Yani onları da sokunca tabii. hakikaten iş başka bir noktaya gidiyor. Ama en, de, en önemli değeri bence sayısını bir kenara bırakırsan asistleri zaten yapan bir oyuncu ama reboundları alınca of. O zaman geçişi başlatabiliyorsun. hem ikinci şans için o reboundlara girdi hem takım reboundlara girip o erken hücumu başlattık ki o zaman da e, işte gibi önde koşan bir uzunu değerlendirme şansı buluyorsun. Sağ yerleşimi görüyorsun. Wilbeck'in de geçişlerde Kalates'le başlatabiliyorsun aksiyonları pas veren bir oyuncu olunca herkes onu çok seviyor tabii ki. <laughs> bazen basit geliyor ama bazen evet. de hakikaten oyuncuları bulmak çok zorlaşabiliyor. Yani bir skor katkısı almaya çalıştığınızda kısalardan bazen o pası ikinci tarafa atabiliyorlar ki. Merhaba Çeksel rotasyonda Will Becking, Dorsey aslında hepsini benzer konuda evet. O oyuncular. O yüzden de Kalates'in kattığı boyut bazen fark yaratabiliyor. Yani ne kadar evet. işte Euroleague playoffları gibi çok daha rekabetçi ortamlarda sorun. O şu sorun... Zaman bir soru işareti olacak ee, tabii ki. Soru işareti olacak. Sen savunma reboundlarındaki etkisinden bahsedin Kalates'in. Evet. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin en fazla hücum olan oyuncusuydu maçta. Evet, yani

7 de savunma rebound Gerçekten aldı, 11 inanılmaz. rebound. 7 Stop asist, 11 rebound. <laughs> 2 top kaybı sadece. Yani Biraz işte iki takımda yabancı tercihleri, uzun rotasyonların biraz dar olması diyelim. E, orada kısaları da fırsatlar yaratıyordu. Kaleatis çok zeki bir oyuncu zaten. Çok, çok. Bunu çok çok iyi kullandı. Uzunlar demişken, Motli'den de bahsedelim. 15 sayı 3 rebound ile oynadı ki, Playa karşı zaten çok net bir avantajı var her zaman. Yani Özellikle Plyce dışarıdan yağmur gibi şük atmıyorsa o gün, evet, e, çok zaaf yaratıyor savunma tarafında. İşte oturunun Johnson falan sakatları vardı zaten bir süredir orada. Ply'se Mecburdu. Anadolu Efes bir yandan ama evet. bir yandan da Moddi'nin zaten ağır basacağını tahmin ediyorduk. Maçta da çok rahat bir şekilde 15 sayısını üretti Potap. Bir de çok ritimli girdi. Yani şu anda kupaya gelirken hani ritim bulmuş Moddi var. Hı. Tarık Biberovic var. Melih iyi girdi. Şeymuz belli bölümleri iyi oynuyor. Yani ritmini arttırarak yukarı doğru çıkan bir Fenerbahçe Beko gördük biz kupada. Moddi de bunun en önemli göstergesi. Bir de şu artı oluyor. Şimdi Sertaç'la başlıyor Koç Eskeviçus. Modli'yi bençten getirince Efes'in de ikinci beşine karşı işte Ercan'la eşleşti özellikle o ikinci çeyrek bölümünde orada ciddi bir avantaj kurdu. Adam değişme savunması Ercan 5 numaraya geçince yapmaya başlayınca Motto o zaman daha da etkili olmaya başladı. İşte 2-3 oyuncu yardıma gitmeye başlayınca hücum ribatları da olmaya başladı. Motto'nun e, hep bahsediyoruz aslında ve o uzun rotasyonda Fenerbahçe Beko'da ikamesi olmayan bir oyuncu. Evet. Papayannis, Sertaç daha o şutla var olan daha belki yumuşak kalıyorlar. Ama Moddi. İçer topu aldığı zaman temas yaratıyor. 2-3 oyuncu mücadele edebiliyor, bitiriyor. Bir daha alabiliyor rebound'u. Hani o kısa sıçraması çok güçlü bir oyuncu. E kısa devrildikten sonra pasta da verebiliyor. O yüzden o faik oyununu koruduğu zaman Fenerbahçe Beko ve Kalates ikisi beraber iyi yakaladığın zaman iş bambaşka noktaya gidiyor. O zaman bütün oyuncu yukarı çekiyor. Yani mod ise, verimli ise hakikaten takımdaki birçok ismi yukarı çekiyor. Çünkü savunmayı çevresine topluyor. O zaman işte Willbeck'in daha iyi tutabiliyor. Guduric işte daha ikili oyunu yönlendirip veya işte oradan ekstra pasları yapabiliyor. Hayes en önemlisi. Yani Kesinlikle. eğer mod değilse Hayes de e, kendisini çok fazlaca alan bulup o üçlükleri bulabiliyor ki bu maçta zaten e, yine çok verimli bir performans gösterdi. 4-3'lükle beraber. 12 sayı, 4 rebound, 2 asistle önden ayrıca daiz. Biraz zaten oyun tarzı olarak da iki kulübün son yıllarla beraber ayrıştığı net bir konu var. Yani FBS'de hep Larkin'i konuşuyorsun. Aston Bitsic'i konuşuyordun. Şimdi evet. Clyburn yani. Hep orada belli başlı bir hiyerarşi ve oyunların üzerinden maçın kazanılıp kaybedildiğini aslında konuşuyorsun. Fenerbahçe-Beko'daysa bu bir gün Nigel Hayes olabilir. Bir gün burada Aynen, olduğu evet. gibi Will Beckin olabilir. Parti İkinci yarıda... Yine hepsi azaltmaya çalışırken farkı Efes hemen Wilbeck'in devreye girdi çok kritik şutlarla. Evet. Bir gün Guduric işte devreye giriyor, mod da giriyor. O yüzden de çok Tarık daha... çok iyi oynuyor. Kesinlikle öyle. Çok daha adil dağıtılan bir hücum pastası var Fenerbahçe Beko'da. Çarklar iyi işlediğinde sistem çalıştığında zaten, zaten... aynen öyle Durması yani. çok zor oluyor. Serta hariç tüm oyuncuları sayı bulması zaten bu bahsettiğin durumu anlatıyor. Yani 10 oyuncu süre almış durumda. En az süre alan şe Şeymuz, en çok süre alan oyuncu 32 dakikayla Hayes. Ve herkes e, o aldığı süre içerisinde rebound katkısı vermiş, sayı katkısı vermiş. Ee, savunma katkısı vermiş. Bu çok kıymetli bir şeydi. Bir de tabii bunda hani oyun planından hep bahsediyoruz ya Efes'in elindekileri de çok iyi aldı. Mesela post-up yapmaya çalıştığı Clyburn'le Elijah Bryant'la Efes hücumunu çeşitlendirmek kadar çünkü çok lakine kalıyordu oyun. Hemen tepeden yardım getirerek bir tane üşürük edilerek mesela orada ama ondan vazgeçmedi. Yani orayı vermek istemedi o post-up pozisyonlarını. Plyce'a mesela hiç top kullandırmadı Fenerbahçe evet, Sadece bir şut kullandı maçta. Plyce ki az önce söylediğimizi hatırlayalım. Yani Plyce o şutları atmayacaksa yayın dışından gerçekten çok pek bir manası yok. Aynen öyle. Savunmada çünkü onu kapatmak çok zorlaşıyor. Ee, ve Plyce işte şutu bulamayınca veya içeride bulamayınca iş tamamen kısalara kalıyor. Fenerbahçe orada işte ya zayıf taraftan işte ona gözükerek o şutları atmasını önüne geçti. Yine savunmada önemli bir plan yapmıştı yazık ki 300. Ama dediğin gibi Plyce'ı da oradan çıkarttığın zaman zaten backup Ercan 4-5 oynuyor. Ya Bence Efes'in derinliğine hani Türkiye Ligi için bahsediyorum. Çünkü Euroleague'de yabancı kadrosu zaten geniş ama e, bence önümüzdeki yıllar için Türk kadrosunu biraz daha genişletmesi gerekir. Tabii Doğuş Özdemir oldu sakat bence. sezonu e, daha henüz dönemede, dönecek dediğin gibi. Genç oyuncuları var. Erkan sakatlıktan dönüyor. Ama orada sanki Ercan'ın yanında bir tane de uzun bir Türkiye ihtiyaçları var. Gibi. Özellikle bu tip maçlarda veya playoff'lar başlayınca sanki bunu biraz arayacakmış gibi, istiyor gibi takımda yapısında da gözüküyor Efes'te. Yabancı sınırıyla evet orada ciddi problem meşiyorlar. Biraz da Şaras'tan bahsedelim istersen. Evet. E, sevgili Çağatay birkaç rakam çıkardı. İşte Jalgiris Kaunas'la baş antrenörlük kariyeri başladı Şaras'ın. Orada ligde 5'te 5 yapmıştı zaten. Hiç ıskalamamıştı. Kupada da ilk sezonunu bir kenara bırakırsak 4'te 3 yapmıştı. Sonrasında Barcelona dönemi geliyor ki Avrupa'nın en rekabetçi ligi, İspanya Ligi ve aynı zamanda evet. Kral Kupası tabii ki. Orada hep 3'te 2'yi yapıyor yani ligde bir kere kaçırmıştı. İspanya Kupası'nda, Kral Kupası'nda bir kere kaçırmıştı. Yani oralarda zaten hani EuroLeague tarafında çok eleştirildiğini evet. biliyoruz Şaras'ın ama Lokal kupalarda zaten her zaman çok baskın bir performans ortaya koymuştu. Burada da oyunculuk döneminde aldığı kupanın ardından bu kez de koç kariyerine bir kupayla başlıyor Fenerbahçe bu Ve biz YSK 300 için hep hani Barcelona kariyerinin aslında ne kadar başarılı olduğunu bahsediyoruz değil mi? Yani ne kadar kupa var aslında. Biraz adaletsiz değil mi? Yani şimdi tabii hedef orada Final Four olduğu için ve Euroleague şampiyonluğu olduğu için özellikle Kaldun'un yapısında. Ama işte çok kolay bir şey değil. Ya yani, mürit e sahip olmak evet Kaldun'da çok iyi bir şey ama... İşte bazen sana eksi de dönebiliyor. İşte savunması, finalleri iyi oynayamaması gibi faktörler. Onlar neyse geride kaldı ama yani Yasuke 300 bir kere kazanan bir koç. Nasıl kutlama yaptığını görüyorsun Zaten. yani. Özellikle takımla beraber e, o oyunculuktan gelme hissiyat. Bir kere hep aç Yasuke 300. Ya bu bence çok önemli bir şey. Ya yani Bu tip bir koçun e, oyunculukta da çok kazanmış bir koçun. Buraya gelirken de hep o kazanma arzusunu bir hissetmesi, takıma bunu göstermesi, bunun ne kadar önemli olduğunu sürekli takıma bir şekilde hissettirmesi işte sadece görüntüyü çok etkiliyor. Yani Yeskeviç'in bence en önemli artısı kendi içindeki yaşadığı açlığı oyunculara da empoze etmesi ve oyuncunun buna yanıt vermesi. Ki hani Kalates, Hayes sorunlu olduğunu düşündüğümüz evet. Kalates MVP oldu. Hayes yine bıraktığı gibi İtudis döneminde de oldu. Yine iyi bir basketbol oynuyor. Ve daha ekonomik sürelerde iyi oynamaya başladı. Şimdi bunlar hep Takımla Yeskeviçus'un fikirlerinin de birbirine bağlaştığını gösteriyor. Ve seninle en başta söylediğin gibi Emre Ekşioğlu'nu takıma kaptı. Ve toba baskı yapıyor, sukuyor ve önemli işler yaptı, lakin savunmasındaydı. Şimdi birçok oyuncu ait hissediyor parçaya ve fikre. Ve bu da iki, hem koçla takımın aynı sayfada buluşması demek. O da işte kupalara giden yolu açıyor. E, Final 4'lere evet bir maçta kaybetti. Yani bir maç olunca her şey olabiliyor. Real Madrid ile iki, iki maçta da eşleşmiş olması tabii ki. Ee, onun için e, zor bir durumdu belki de psikolojik açıdan işte o baskı hisse, hissettiği için belki ama sonuç itibariyle e, bence Fenerbahçe geleceği de bu anlamda. Hani bu yıl umarız paynafı olur ama YSK bir tüm de uzun yıllar kalacağını tahmin ediyorum. Işte. Ve çok kupalı bir sene olacakmış gibi bir dönemler önümüzde olduğunu da tahmin ediyorum ben. Yani İstekleri tutmak için şu an gidebileceğiniz en net koşulardan evet, bir tanesiydi evet, evet, zaten. Kesin. Ve e, o da hani kupayla başlamakta ayrı bir moral verecektir şüphesiz. Bir iki cümle de Efes'le ilgili edelim istersen. Tamam. Sonrasında diğer kupalara geçelim. Ee, Avrupa'da da Kupa Haftası'ydı evet. elbette. Şimdi Efes'in tırmanışını hep böyle bir Midstitch Larkin beraberliğiyle andık. Özellikle evet. Midstitch ile beraber dedik. Çöküşünü de Clyburn'a mi hatırlayacağız acaba? <laughs> yani bu maçta olduğu gibi ya da bazı maçlarda gösterdiği gibi çok patlayıcı skor özelliğini hala ortaya koyabildiği maçlar elbette var. Evet. Hala e, Clyburn'un. Evet. Ama bir yandan da sanki takımın o enerjisizliğini, takımın böyle kolay pes etmesini falan da biraz sanki oradan hani hı hı. nasıl söyleyeyim Clyburn'un tavrından, okay, oradan, halinden e, sanki bulaşıcı bir hal alıyor Efes tarafında. Evet yani... E... Şimdi bir buçuk yıl geride kaldı Clyburn'un Efes olduğu dönemde. Üçüncü koçuyla e, şu anda beraber. E, yani bekleneni verdiğini söylemek mümkün değil tabii ki. E, tabii ki hani Larkin'le beraber işte o arkadaşları, onların kimyası hakikaten çok güzel. Belki onları desteklemek için çevresinde de beklediği takım bulamıyor olabilir. Ama Clyburn çok e, mesela Misic'le şöyle karşılaştırayım. Misic'le birebir oynayan bir oyuncuydu. Ama o da veren, çevresini yukarı çeken, çekebilen, o pasları da verdiği zaman da takımla uzunlu özellikle iletişimini iyi kuran bir, bir oyun kurucuydu. Şimdi Clyburn birebir oynuyor ama onun o pas özelliği çok fazla yok birebirinde. Yani direkt atmaya oynuyor. Ve işte Fenerbahçe gibi hani ilk altı gibi düşünelim. Birlikte ilk altı gibi oynayan takımlara ve hatta işte Baskonya Makabi gibi geçişten oynayan takım gibi düşündüğün zaman birebir oynayıp da kaçırdığın zaman büyük bir ceza geliyor peşinden. Çünkü rebound altları yani Efes çok çok hücum rebound alan bir takım değil. Erdem Can aslında bunu empoze etmiyorduk istiyordu takımın bu birebirine çok yoğun olduğu için. Ama olmayınca Clyburn çemberi de CSK döneminde olduğu gibi gitmeyince o çok dış atış çerçevesinde oynuyor. Rebound alınca çok geçişirdi zaten. Kaybettiği maçları hatırlam. İşte Baskonya maçı benim hemen direkt aklıma gelen maçlardan bir tanesi. Ee, o yüzden tabii Clyburn'un işte son dönemde topa baskıyı yaptığı, savunmayı yaptığı yerler var ama oyun yapısı gereği top çok dönmüyor Clyburn'deyken. Ya postaplar üzerinden ya birebir üzerinden oynayan bir oyuncu, bir de çok vokal bir oyuncu. Nasıl vokal? İşte koçta direkt tartışmaya Şikaya. girer. Ee, sağda da bunu görürsün. Ergen dönemleri gördük. "Bırak oynayayım" dediğini hatırlarsın. Tweet Atar. Tweet Atar. Ya ben birebir oyuncusu değilim demek gider. Ee, i̇şte Erdem Can döneminde de var. Ama ya o kimya içinde çok olmamış gibi gözüküyor. Ama hani şunu da söyleyemem. Hani Klaiber takımı niye transfer edildi diyemem. Tıpkı Darius Thompson gibi. Tabii. Yani iki oyuncu da aslında sezon boşta olduğu zaman gideceğin oyunculardır aslında. Ama kimya işte bu. Yani takım yapısında Efes'in özellikle o e, ikili oyun temelli, birebirler oyunda var ama iki oyun temelli oyununda çok birebire Kurnosaz Simon'un olduğu bölgeden bir birebir geldi. O da biraz takımın yapısını bozdu gibi gözüküyor. Yani sezon devamını getirebilemem ama... E, Beklenen, transfer edildiği zamanki beklentiler şu an arasında çok daha alakalı. Daha fark var. Ee, basketbol aslında biraz kendi içinde güzel yapan, kendi içinde bir adalet sistemi yaratan kısmı da bence sporun o. Yani Ceska yıllarca, 10 yıl, 15 yıl boyunca en Hı. yüksek bütçeli takımdı. Ama her zaman şampiyon olamıyordu. 2 kere, 3 kere şampiyon çıkardı işte o koca bütçeli yıllarında. İşte NBA'de. O kuralları estetmeye çalışan Rus takım sahipleri geldi etti olmadı. Yani evet. bütün yıldızları doldurmak yetmeyebiliyor. Yetmiyor, Burada da bence işte kadro planlamasının aslında yıldız toplamaktan ne kadar çok daha önemli olduğunu bence Efes bir iki yıldır net bir şekilde yaşıyor. Çünkü Kemal'le yapboz yapıyor musunuz? Sever tabii. mi? Sever. <gülüyor> mi? <gülüyor> evet evet. Biraz yapboz gibi yani taşlar oturmuyor Efes'te. Yani Darius evet. Thompson dediğin gibi Koymak bir oyuncu ama değil. Olmuyor. Ama şimdi Clyburn varken o da dakikayı alması gerekiyor. Larkin'in zaten bir ağırlığı var. E Elijah Bryant iyi bir oyuncu. O birebirler oynayabilir. Ona da veriyorsun falan derken pasta bitiyor. Yani çok bir Döndü. Bitirir. Çünkü yani çok paylaşamıyorsun, bölüşemiyorsun, bir arada hareket edemiyorsun. Oyun tamamen şu an bire bire döndü. Şimdi Larkin de ne, ne, kadar oy takımı taşıyabilir? E işte ona da atak var savunmada. Onun evet. adamından adamından rebound'a çok. Karates niye bu kadar rebound aldı? Çünkü Larkin'in evet. olduğu yerden çok girdi. Ya şimdi bu Larkin'e oyun kaldığı zaman e, hem pas verecek, hem savunma yapacak, hem sayı atacak. Yani bu adam robot değil. 25 yaşında da değil. E, değil. E, Darius Thompson bu kadar silik oynaması oyun içerisinde. Ben onu çok anlayamıyorum. Yani savunmayla var olabilirsin. Savunması, Wilbeck'in 3. çeyrekte savunmasında Wilbeck'in vardı. Wilbeck'in ayağa kalktığı yer 3. çeyrek. Şimdi e, Clyburn keza yani Dediğin gibi olmuyor belki. Evet belki Argentino'ya dönüp sorsan son yılında hani Clyberon'u alır mıydın desen. Aman aman. Diyor belki de ya. dediğin <laughs> gibi ama almazdım muhtemelen der. Ee, ama yani bazen dediğin gibi taşlar yerine oturmuyor. Puzzle'da o parça yerine uyumlu gelmiyor. Ee, kafandaki gibi her şey sahaya yansımayabiliyor. Ee, biraz bir oyun bu ama bundan da bir çözüm bulmak e, gerekecek efesik geri kalan gününde Çünkü play gibi bir hedef hala önünde Tabii. duruyor. Hala bir fırsat var önünde söylediğin gibi. Peki diğer kupalarda neler oldu bitti onlara da bir bakalım. Sonrasında programı kapayalım istersen. Evet. İspanya'da e, Real Madrid yine kazanmayı başardı evet. Barcelona'ya karşı. E, zirveye çıktılar ki zaten bu sezon Avrupa'nın şüphesiz en net en iyi takımı herhangi bir kupayı kaybetmesi sürpriz olacak belli <laughs> yani Madrid'in Burada da hata yapmadılar Kral Kupası'nda. İtalya'da büyük bir sürpriz gördük. Napoli'ye çıktı ki onların da başında Igor Milicic var. Geçen evet. yıl Beşiktaş'ta da izlemiştik Milicic'i. İtalya bolca sürpriz çıkarıyor bu arada evet, son evet. yıllarda. Yani baktım ona geçen yıl Brescia kazanmıştı. Evet. 2020'de Venezia, 2019'da Cremona. Hani bol bol farklı, orada, orada Euroleague takımları var. değil diğer takımlara fırsatlar doğuyor. Burada da zirveye çıkan Napoli oldu büyük bir sürprizle. Fransa'da e, TJ Shorts'un MVP ödülüyle evet. beraber Paris e, orada. Yürek takım yok mu Uzandı. Aynen öyle. Monaco, Monaco, bir önceki turda elenmişti. Az zaten çok kötü bir durumda. Evet. E, orada ilk 8'de daha doğrusu da son 8'de elendiler. TJ Shorts da gümbür gümbür geliyor. Yani bir iki kelime ona edelim istersen. Eurocup takip edenler biliyordur ama burada akatlarda da izleme şansı bulduk Beşiktaş maçında. Durdurulamaz bir oyuncu gibi görünüyor hücumda. Yani çok evet. Hani biraz tabii ki çok ciddi bir fizik dezavantajı var. Eurolikte o sertlikte problem yaşar mı? Soru işareti. Mutlaka rakip üzerine gidecektir. Ama bir yandan da her istediği yere gidiyor. Çok her merak istediği yerden yani. şutu buluyor. Siroik'te ee, ne yapacağını çok merak ediyorum. Yani, olacak. Ya yani mutlaka çünkü şimdi Paris e, muhtemelen hani Euro kapta çok iyi gidiyorlar. Şampiyon olurlar mı olmaz mı bilmiyorum ama olmazsa bir wild card olabilir. Yani onu göreceğiz ama. Konuşuluyor. Evet e, ama yani TJ Shorts'un ben Euroleague sahnesinde neler yapacağını çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü Euro kapta işte bir önceki sene Bond'a Almanya'ya şampiyon oldular zaten. Koç İl Salo ile beraber yani Euroleague sahnesindeki performansını merakla bekliyorum. Bazen işte Bobby Dixon'da da böyle bir Öyle. soru işareti vardı. Acaba ne yapar? Küçük sahada oynamayabilir nasıl oynayacak derken ya tozunu attı Euroleague'in. <laughs> muazzam oynadı. Bu biraz e, hakikaten bu tip oyuncular için yürek işi. İşte Shane Larkin. Narkin. E, Shane Narkin biraz sayızda var aslında. <laughs> yani onu yakından gördüğün <laughs> zaman daha iyi olduğunu görüyorsun. TJ Charles küçük ama çok merak ediyorum. Gerçekten onun o performansının oraya Euroleague'e nasıl taşıyacağı çünkü koçla iletişim çok iyi. Hani beraber devam edecekler gibi gözükür bence. Zaten Paris'te kalır muhtemelen. Ama e, hakikaten e, herkesin o sahnede görmesi istediği bir oyuncu. Yunanistan'da Olympiakos kazandık ki Panathinaikos'un biraz ibreyi tersine çevirmeye başladığı evet. bir süreç geçirdik sezonun iki yarısında ama burada finalde gülen Olympiakos oldu. Yine yani Ataman kupaya uzanamadı. 12. kez e, zafere uzanıyor burada Olympiakos. Orada da Mustafa Fal'ın çok ağır bastığı bir evet. final izledik. Sırbistan'da üst üste 4. kez Kızıl Yıldız kupana sahip oldu ki birkaç bunun için edelim istersen. Jel <laughs> e, kupayı alamadı son Partizan döneminde bir türlü ki. Maçtan sonra da şunu söylemiş. Yani ben buraya gelirken sürekli EuroLeague'de olma sözü verdim. Başka bir söz vermedim gibi biraz hani tabii etkisiyle herhalde biraz e, duyguların yoğun olduğu bir açıklama ama hakikaten de sürpriz yani. yani ne demek sokaktan... istiyor sence şey mi? yani ben kupamın falan beni mı beni yoksa şey... Yani <laughs> Yoksa ben yani EuroLeague benim hedefim <laughs> mi diyor acaba? Yani tam okuyamadım açıkçası Can. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Vallahi yani hani... e, muhtemelen tabii, kızgın belli ki ama Sırbistan'da çok biliyorsun. Yani eleştiri kim olursa olsun işte basketbol ülkesi olduğu için Litvanya ve Sırbistan oralarda medya da çok güçlü. Çok ciddi eleştiriler de olabiliyor. Keza Yunanistan da öyledir. İşte Doğru. İtalya'da belli dönemlerde öyleydi. E, muhtemelen bir yerlere o mesajı koç göndermiştir. Yani belli bir kişiye, belli bir yere o gitmiştir Doğru. yani. Biz belki onu bilemeyiz ama <laughs> o kişi o mesajı almıştır. Ama hakikaten e, Partisan için, omurda için yani kupa, Türkiye kupası veya işte yer aldığı kupalar, e, yerel kupalar diyeyim. Onlar her zaman evet hedeftir ama esas onun e, gözünü diktiği Eurolikte Euroleague'de başarılı olmak. Partisan'ı ben bu anlamda da yine yani kız yıldızın üstündeler, işte play-in potasındalar. Evet. E, bence şu anda orayı konsantre e, noktada gözüküyor. Yani, kız yıldız için sezonu kurt kurtarmak için önemli bu kupa. E, ama Partisan'ın bence hedefi biraz daha Final Four gibi geliyor. Yani sadece play-off değil, Oraya gitmekmiş gibi gözüküyor. Bence koçum da hakkında o var. O mesajı da farklı düşünenler varsa oraya yollamış gibi anladım ben. geçen yıl kupayı kaçırdılar. Evet, yani evet. 2-0'a geçip playoff'ta. Almanya'da Pablo Lasso kupasını aldı. Bayern Lasso mi? bir yerlerde yine Herhalde. kupaları kazandı. Aynen <gülüyor> <gülüyor> o alışkanlık devam ediyor. Ulumu devirdi finalde. Üst üste ikinci kez Bayern Münih. Orada da zirveye çıktı. Jalgiris de zaten hata yapmadı. Litvanya'da çok sürpriz evet. görmeyiz. Son sorum da şu olsun Can. Sence sürpriz ihtimalini arttırma şansı var mı kupada? Ya da hani bu kadar bütçe farkı varken Türkiye'de hmm. yine biz Euroleague takımlarının içinden çıkmayacağını mı bekliyoruz kupa finali? finalistinin ya da şampiyonunun. Son olarak 2017'de Bambit kazanmıştı evet. hatırlarsın. Ondan beri Fenerbahçe Beko ben Dolu Efes arasında gidip geliyor. Saşo Kripovski kupa. dönem değil mi? Jordan Theodor'un en büyük oldu. Yanlış bilemiyorsun. Theodor'un da yıllar yıllar geçti. Şimdi Euroliga dönmesi de ilginç bu <laughs> arada da onda başka bir programda Düşün konuşursunuz. Düşünün Bambit'te şampiyon olmuştu kupada. Yani bence yine çıkabilir ee, ama Fenerbahçe mesela yerli kadrosun, şimdi yerli kadrosu çok önemli oluyor evet. tabii. Şimdi geçen seneyi düşün Efes'in özellikle ligde çok büyük avantajı lakin Türk olmasıydı. Doğru. Çünkü Mesih Larkin var, yanına bir kısa daha koyabiliyorsun, uzunluğuna bir tane daha Türk koyabiliyordun. Doğru. Şimdi oradan almak, çünkü Larkin'i tek başına bırakamazsın, yanına bir kısa, iki kısa koyman lazım. Öyle de yaptığın zaman da uzundan felaket etmek zorunda kalıyorsun. İki uzunluğu geçen yıl koyabiliyordu lakin Türkken. Şimdi Efes'in işte burada ben hani bunu söylememin nedeni buydu. Oraya bir e, ekleme yani oraya güçlendirmek zorunda. Ama yine fena değil. Doğuş Özdemiroğlu var. Erkan Yılmaz var. Bunlar hep önemli Türk oyuncuları. Rıdvan'ı e, Rıdvan evet, işte, kullanabilirsin. Önümüzdeki dönemde. E, Ercan Osmani var ama devamını getiremiyorsun şu anda. Bence orası önemli Efes için. Orayı güçlendirmesi lazım. Eğer orada e, Türkiye Ligi ve Kupa'daki gücünü devam ettirmek istiyorsa e, çünkü Fenerbahçe baktığında Şeymus Sertaç Melih Mahmudoğlu, Tarık Böroviç, bir de üstüne Emre'yi de kullanıyor koç Skeviçus. Hakikaten orada katkı aldı, Türk sayısını arttırdı. Bu böyle oldukça bence Fenerbahçe ve yabancı bir Türk'ü bir pozitif erittiği sürece orada çok e, yine ne diyeyim, e, hegemonisini sürdürebilir. İyi olacaktır. Efes de orada mutlaka yabancı kalitesi artı Türklerle ona, o yola gidecektir. Bir sürpriz için, şimdi bakıyorum karşılık yapabilirdi, beşer yapabilirdi yapabilirdi e, ama kötü bir dönemine denk geldi belki. E, bence bizde yine bir e, önümüzdeki dönemlerde sürpriz olabilir. Ee, ama işte o dönem tek maç hakikaten her şey belirliyor o, o, gün içerisinde. Beşiktaş çok kötü bir günde yakalandı. Fenerbahçe uyku çok kararlıydı. Karşıyaka yakındı. Karşıyaka yakındı. Evet. Oldu. Yani oralar hep böyle bir tek maçın dengesi. Ee, o da bence hep X Faktör Türk oyuncu oluyor. Özellikle ligimizde ve kupada bu tek maçlı veya playoff dönemlerinde onu bulabilen Bence bir adım öne çıkıyor. Farkı yaratıyor. Peki Can ağzına sağlık. Teşekkür bir kez daha Tebrik ederim Fenerbahçe ve koyu. Şampiyonluktan ötürü bizler hava atışında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi de de yine burada olacak. <laughs> daha fazla basketbol içeriği şey için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.